Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsanız iyi yok elhamdülillah. Çocuklarımı kabiye yolladım. Çok çıkmak istediler. Bir sürü de dersleri var teyzeleri. Ama çok bunaldılar. Şu aşağıda bir buz varmış. Efe öyle dedi, anne buz var orada. Ben arkadaşlarımla oynadım. Kaç gündür orada Efe. Bir saat gidip oynay. Onu duyan Zeynep durur mu? Dedim buzda ben ikisini güvenip yollayayım ama Erdoğan'a dedim ki git al onları da azıcık oynat da getir. Ben işe giderim, siz de o zaman dedim ders yaparsınız. Erdoğan bugün fıray yani. Gececi olduktan sonra mesela 3 gün gececi oldu mu? Burada yurt dışında duranlar bilirler, 2 günde evde olayım. Öyle ben de mutfağı topladım. Ondan sonra cime karşınıza geçtim. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi sizler ne yapacağım? Benim eskiden çok yaptığım, çok da sevilen güzel bir tarif yapacağım size. Bilenler bilirler, bilmeyenler de benden görüp yapabildikleri kadar yaparlar inşallah. Ben de elimden geldiğince size nasıl yaptığımı göstereceğim. Pırasa tavası yapacağız sizden beraber. Eski zamanlarda çok yapardık bunu. Ben tarlaya giderken tabii kendimizin de alma pırası o zaman yok idi. Toplardık gider yapardık. Siz buna taze soğan da katabilirsiniz. Bu pırasanın içine taze soğan katabilirsiniz. Normal kuru soğan katabilirsiniz. Ben bir tane kuru soğan katacağım. Şuradan da hemen alayım. Siz daha bol yani soğanını kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Güzel mısır unundan sizden şimdi kısmet olursa elimden geldi önce yapacağım yiyeyim canlar özü sizin. Ballar özü canlar özü. Şöyle başka bir tripoda taktım şeyi ve telefonu. İnşallah güzel çekim yaparız sizinle beraber. Şöyle benim iki tane pırasam var. Dün aldım. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bunları güzel şöyle ikiye böleyim. Bunu benden başka kimse yemeyiz. Zeynep bilmiyorum guduklar mı diye. Şöyle vuruk yerlerini, eskilerini, gard yerlerini alacağım. Şöyle geri geri durayım da görün beni. Şöyle. Aslında öyle sert de bir pırasa değil, güzel. Taze yani. Şöyle. Elinizde taze soğan varsa dediğim gibi mutlaka koyun canlarım. Şöyle şimdi bunu şuradan bir tane bakın ortada kesiyorum. Ondan sonra doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde bu büyüklükte doğrayacağım. Karkarıdan baktırır, gazma kürek yaktırır. Kaloriflerin hepsini açtım, gene ev buz gibi duruyor. Şöyle süzgecimi de yeni aldım canlar. Çemberimle takım oldu. Şöyle ortadan bir kere böleceğim. Dedim önce çekimimi yapayım sizden beraber. Ondan sonra da kısmet olursa işe giderim. Olmadı olmadı, yapacak bir şey yok. Şu yeşil taraflarını azıcık daha kalın doğrayabilirsiniz ama beyaz yerini bileme daha ince doğrayın. Çok tatlı oluyor. Bunu sabah kahvaltıda da yiyebilirsiniz mesela. Akşamüstü de çok aparatif bir şeyler yemek istiyor canımız. O zaman yapabilirsiniz çayın yanına. Ben çok seviyorum. Pırasa sevenler, soğan sevenler severek yiyebilirler bunu. Hem de bu kilo aldırmaz. Şöyle.
4-5 tava yapardım bunu da eskiden. Yani anamın evindeyken günlükçülerimiz gelirdi, lavaredi. Günlükçülerimize yapardım sabah kahvaltısına bol yumurtalı. Çok güzel. Hep beraber yiyorduk. Hacer bilir, Hacer. Hacer'ime selam olsun buradan da. Onun annesi gelirdi bize, Emine ablam. Ona da çok selam olsun. İşleri birlikte yeterdik. Gide eski günler. Tabi tavalarımızı ben kabinde sobada yakardım. Ben o zaman da vardı bu hallarım herhalde. Söğütlüyü bilen ne bilir de beni takip edenler, Söğütlüyü bile kabinin önüne soba kurduydum. Dediler bay git sen ne yaparsın dedim, ben sobasız yapamam. Babam dedi ki o zaman, kızım dedi fırın sobası almayalım eve dedi, o dedi pis olur. Dedim baba sen onu boş ver. Ben dedim fırın sobası istiyorum. Ebi demir döküm sobalardan aldırtmadıydım babama. Fırın sobası aldırttıydım. Ben çok seviyorum böyle birlikli şeyleri canlarım. Yeri geldi mi yerinden aslında her şeyi yapmayı severim. Hiç kimse, insan bence nereli olursa olsun asla kültürünüzden vazgeçmeyin. Asla. Ben çok seviyorum yani, ben Trabzonluyum, Akçabatlıyım diye değil. Ben seviyorum yani, nereli olursam orayım, oranın yaşantısını sürdürmeyi çok seviyorum. Bence kimse vazgeçmesin. Kültür bitmişse insanlık bitmiş demektir. Bu sefer insan başka şeylere yönelir. Ben öyle düşünüyorum yani. İnsan geldiği yeri de unutmaması lazım. Öyle çok sosyetiluk, çok kibirliluk. Herkesin zaten dışarıda ne olduğu belli oluyor. Bir şey vardır ya, yalancının mumu yatsıya kadar yanar da yatsıdan sonra kalırsın karanlığı. Ne olursa olsun insan geçmişini unutmaz. Çeksa da unutmaz, mutlu olsa da unutmaz. Unutmamalı da yani. Ben öyle düşünüyorum canlarım. Şimdi pırasamızı güzelce yıkadık. Şöyle. Bakın canlarım, pırasamı ben güzelce yıkadım. Şimdi tavamı aldım. Bu arada tavamın kapağını da çok soran var. Filizciğim nereden aldın diyen ne var? Ben bunu Trabzon'dan getirdim arkadaşlar, abalarım. Burada bulamadım ama şimdi var mıydı bilmiyorum. Belki de burada da satılıyordu da ben hiç görmedim ama. Ocağımın ara altını güzelce açtım. Sonuna kadar açtım. Şimdi şurada benim mısır unum var. Mısır unumu da alayım. Şöyle. Şöyle de bir şey aldım. Tava gibi bir şey. Şöyle. Şimdi bunu ne yapacağım? Siz de görün. Görüyorsunuz. Buna şimdi tuz vuracağım. Sadece tuz. Tuzunu vuracağım. Burada yine aynı bunun içinde ezeceğim bunu. Biraz ezeceğim. Niye ezeceğim bunu? Biraz maraslasın. Daha güzel kolay pişer. Bir de tuzunu içine güzel yadırırım. Bu tam bir tavalık olacak canlarım. Şöyle. Azalacak zaten. Pırasalan soğan biliyorsunuz. Piştim hemen ölüyor. Evet bu kadar yeter. Bakın tuzla beraber şunun üstüne şimdi koyayım. Tuzla beraber şimdi bunu güzelce de bir ezdim. Ondan sonra tavamızı şöyle görüyorsunuz da çok az, çok yağlı olmasın. Çok az yağ koydum. Benim fırçam nerede? Allah bilir nerede. Neyse buradan bir peçete alayım. Fırçam belki de makinededir. Bulaşıklarım çünkü makinede yıkanacaklar. Şöyle. Fırçamız yok. Biz de peçete alalım. Yağladık. Şöyle birazcık daha kızsın. Şimdi buna biz mısır unu dökeceğiz. Şöyle mısır unumuzu şöyle mısır unumuzu çok değil, çok koyarsa azı lapa gibi olur. Böyle pişmemiş gibi hissedersiniz.
Şöyle aynı hamsiyi nasıl mısırımlayırız ya. Aynı öyle mısırımladık bunu. Ben çok severim bunu. Bunun içine tuzlu hamsi de koyabilirsiniz. Eğer tuzlu hamsi benim var buzluğumda da dolabımda da ama. Ha şimdi öyle canım çekmedi. Tuzlu hamsi buzlarız biz hamsiyi. Kış için. Öyle hamsi kuşu yaparız. Bugün de hamsi kuşu yapalım mı sizler bile? Onun için sakladıydım. Buna hamsi kuşu da koyabiliriz. Çiğ hamsi de koyabilirsiniz. Öyle de çok güzel oldu. Deneyebilirsiniz yani. Şimdi pırasamızı tavamıza dökeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ne kadar pratik, ne kadar kolay. Hiçbir şey yok bunda yani. Yapabilirsiniz bunu. Şöyle elimizle çok bastırmayın ama canlarım. Elimizden tavanın şeklini aldıracağız bunu. Şöyle. Bu kadar. Şimdi bunu pişmeye bırakacağız. Buraları şimdi ben bir toparlarım. Bu arada kargo geldi. Gittim alttan kapıyı açtım. Geldim aldım kargonu. Siparişimiz vardı. Hauntem'den mi? Yok. Dayışmandan bir çift ayakkabı sımarladım Babet. Ben bot giyemeyelim bu havada. Bazen kabiye çıktım mı bakayla bağ bile ki bu babetle gelayı iş abi karda diye ama böyle yürüyorum darlanıyor. Ben hiç bot kapalı ayakkabı çok sıkışık giyemeyelim. Onlar geldiler. Onları aldım. Geçen aldıydım bir çift hoşuma gittiler. 9 euroya düşmüşler. Onları da unutmazsam göstereceğim size. Şimdi şöyle bir tane yumurtamız var. Bu yumurtamızı şöyle kırıyorum. Hemen. Şuradaki zarını her zamanki gibi gördüm. Unuttum ama gördüm mü diyelim ya illa alacağım onu diye. Şöyle bir tane çatal alayım. Kabı buz. Tavamızı güzel çevirebilelim diye. Şimdi çok az bir yumurta dökeceğim bunu. Şöyle yumurtamızı güzel çırpıyorum. Tavanın altını kısayım. Şöyle. İnşallah döndürebilirim bunu. Çok az bile yumurta gezdireceğim onu. O zaman pırasalar daha iyi birbirine tutar. Dağılmaz çevirirken canlar. Şöyle özellikle kenarlarına doğru. Dağılmaması için cadım gibi. Ooo mis gibi kokar. Şöyle. Filemacık daha şimdi bitsin. Şöyle iki tane de ben süt aldım. Köye gidemedik canlarım. Bunlar Landmiş yazar. 3.8'lik yağ var. Ben bunlardan alamadığım zaman bunları mayalarım. Dedim ya bu makinenin abu dumanı çok büyük zararlıymış ama şu anda yapacak bir şey yok. Çünkü tencere lazım bu. Maalesef. Sütlerimi tencereme güzel boşaltayım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilo bunlar. 1 kilosu 1.9. 1.9 olması lazım. 1 euro 9 sent. Ama köyde 1 euro. Köye gitseydik köyde 1 liraydı. Şöyle. Yoğurdum az var. Efe'de yoğurt çorbası istedi teyzeleri. Şimdi bunu da güzelce ocağa alayım. Abi ocağı da bir öğrenebilsem var ya. Çok memnun olacağım. Ay Allah'ım ben. Hepi sucuğunuzu buradan çok çok öpüyorum. İyiyim canlar olsun sizinle. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Bunu da koydum. Bakalım abi tava çevrilmesi var ya. Rezil olacağım. Şöyle bakalım çevrilir.
Şöyle kenarlarını bir döndürün canlara böyle. O zaten eğer olmadıysa tavada salladığınız zaman dağılır. Ay kenar bitti. Dağılmasını istemiyorum. İstiyorum ki size güzel bir görüntü olsun. Azıcık daha pişsin. Sizi bekletmeyeyim ben. Aa, bizimkiler de geldiler. Canım yüzüne yakacağım ama parası da bastırırdı. Ya işte öyle aklını alıyorum seni. Çok keskinsin. Öyleyim mi? Ha bunu da bileme yağlayırım canlar. Yapışmasınlar diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yüzümü kara çıkartma. Bak. Ooo Erdoğan. Erdoğan çok sever pırasata var. Değil mi Erdoğan? Olduğum yere şimdi bayılırım. Bilemez şimdi yağ dökecek yine tamamımızı. Erdoğan çocukları değişti. Lütfen. Tamam gidiyorum hatun. Teşekkür ederim hayatım. Şimdi bunu da şöyle. Eğer birinci katı yapışmadıysa ama çok un vurma. Çok un vurursanız yapışır. O zaman iyi olmaz. Şimdi kalan yumurtamızı da dökeceğiz. Olacak mis gibi. Bak işte iyi kötü mü oldu? Uşakların da gönlü oldu. Ben çocuklarımın gönlü olmadığı zaman dünyanın işini yapsam üstüme tutmayı. Önce onlar mutlu olacak ve sonra ben. Kargo geldi geldi indim aldım onu ben. He? Aldım aldım. Ha şimdi geldi. Bunun altını da yaktım bile ama daha açtım altını. Şimdi Efe'ye bilema yoğurt çorbası yapacağım teyzeleri. Yoğurdumdan kalan hava. Onun için süt kaynatıyorum. Hep mayayı arttırıyorum yani. Alacağım şimdi ondan bilema. Bunu kullanacak bitirecek. Allah nasip ederse onu unu mayayı alacağım ondan sonra. Şöyle azıcık daha yağ dökeyim buna. Erdoğan'a da gücü mağını da şey versin bu tabak. Aa, büyük tabak aldı. Bugün de bütün lazım olanla makinede. Şu tabağa koyarım onu dedim. Büyük ya. Şöyle. Şimdi gene bunu bir kat daha ben çevireceğim. Şöyle. İki sefer çevirmiş oluyoruz canına. Bir katını iki sefer çevirmiş oluyoruz. Yumurtamızı yakmayalım diye. Çevirmesi çok önemli, pişirmesi de. Şöyle. Siz daha yumurtaları seviyorsanız istediğiniz kadar şey edebilirsiniz. Ben pırasanın tadı gitmesin diye. Bir de biliyorsunuz çok yumurtayı sevmiyorum. Bir tavaya bir tane benim için yeterli. Siz isterseniz bir katına bir tane kırabilirsiniz. Aha. Şimdi bakın o tarafı yumurtaladım ya, şimdi daha güzel kızarmış olacak. Daha çevirmeyeceğim onu. Bakın canlar. Görüyorsunuz bu kıpkırmızı oldu yumurta. Şöyle. Tamam. Şimdi o katı da pişti mi hemen alacağım onu tabağımıza. Servise hazır. Yoğurtla da yiyebiliyorsunuz. Çayla da içebiliyorsunuz. Çok güzel. Şurada ben bir ıspanak da aldım. Bu sefer küçük aldım. Bunu da yarın yaparım inşallah bir gözleme. Şöyle küçük paket aldım. Büyük tepsi böreği yapmak için de hiç gücüm çekmedi ona. Şöyle.
Size de bu tarifi bugünlük vermek istedim. İnşallah beğenerek siz de yapar, yersiniz canlar. Böyle çevire çevire pişireceğim bunu. Çok yağlı olmasın. Yanır yani. Mis gibi kokar. Bunu aşağı alayım. Ondan sonra Efe'nin yoğurt çorbasını koyayım. Yoğurt çorbasını çekmeyeyim. Onu ara alda bilmeyen yoktur. Bir de videolarım artık uzun olmasını istemiyorum. Siz istiyorsunuz ama internette de hep sorun oluyor yorumlarda. Herkes doluymuş ama bu biraz sordum, soruşturdum onu. Sadece bende olmaymış. Dur bakalım, Allah'tan hayırlısı. Ben de bilmiyorum vallahi ne olacak diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım içtim. İçti. Şöyle tabağımızı alalım. Ocağımın altını da kapatayım. Bakın canlar. Çok güzel oldu. İnşallah siz de severek, beğenerek yaparsınız, yersiniz. Dumanı üstünde. Bir denemenizi ama gerçekten isterim. Yani dediğim gibi soğan pırasa sevenler deneyip yapabilirler. Beğendiyseniz videomu beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hepsi sucuğunuzu öpüyorum. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.